Aydınlandık ya. Günaydın. Yüzümün şişliğine falan aldırmayın. Hala yataktayım, yani yeni kalktım. Hem şişim hem sesim bir garip. Olsun ama. Artık bizim aramızda böyle şeylerin gizlisi saklısı kalmadı. Güne bir yarım saat kitap okuyarak başlayacağım. Çünkü şu an kendimi inanılmaz aç hissetmiyorum ama sanki yarım saat sonra da acıkırım mı gibi. Ya, umarım acıkırım. Evet. Öyle ya, çünkü aslında yemek yemeden ders seçmeyi sevmiyorum ama çok aç değilsem zorlamayı da sevmiyorum, bilmiyorum. Yani bir yarım saat kitabımı okuyayım, hatta bir 15 dakika falan okuyacağım. Videom yayınlanana kadar kitabımı okuyacağım. Sonrasında da bakacağız artık. Başlıyorum o zaman. Selam, şimdi kahvaltımı hazırlıyorum. Yulaf ve pasta yapacağım. Size benim yulafımın tarifini vereyim. Bari hazırlarken. Şimdi 3 yemek kaşığı yulafı buna koyuyorum çünkü böyle un haline getireceğim, çektireceğim. Daha böyle hani ağza kabuk kabuk gelmesin diye daha güzel oluyor. Hemen bunu çektirip geliyorum. Tamam, şimdi hazır oldum. Bir de benim yaptığım yapa biraz daha böyle basit olanı. Ne bileyim, böyle garip garip bulamayacağınız hiçbir şey yok yani içinde. Şimdi bir tatlı kaşığı alıyorum. Ölçülerimi bu şekilde vereceğim. Bir tatlı kaşığı kakao koyuyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığı kakaomu koydum. Daha sonra tatlandırması için de dut pekmezim var burada. Dut pekmezine aşık bir insanım yani. Siz bal da koyabilirsiniz tatlandırması için. Yani şeker de konuluyor ama çok sağlıksız. Yani güzel bir şey yiyorken şeker koymayın bence. Biraz daha koyacağım ben şimdi. Yani bunu da böyle 1,5 tatlı kaşığı falan koyuyorum aslında. Böyle. Sonra bunun içinde bırakacağım. Bunu da karıştıracağım. İçine ne kadar su koyuyorsun derseniz de 1,5 su bardağı falan koyuyorum. Şu an su bardağım yok ama gözlemleyeceğim. Bu kadar. Şimdi bunu sadece pişirmemiz kaldı. Hazır, bayağı kaynadı ve kıvamı da bu şekilde. Dostlarım hazır. Ve Allah'ım, bu kadar zor tutuyorum ki çok iyi oldu. Üstüne böyle biraz daha şöyle şöyle pekmez gezdirdim. Hindistan cevizi koydum. Her tatlıda bayılıyorum en azından Hindistan cevizine. Mükemmel bir şey. Ben şimdi bunu yiyeceğim. Çok mutluyum şu an. Benim bir teorim var ve size bunu paylaşmak istiyorum. Yemek yemek, yani herhangi bir şey yemek, ama bunun çok bir önemi yok. Oturup bir şey yemek ders çalışmanın en büyük düşmanı. Ya yani oturup bir şey yediğiniz an kalkamıyorsunuz. Saati 1,5 yaptım. Daha bulaşığı da şimdi getirdim, farkındaysanız. Hiç kalkmadım yani. Videolar izledim arka arkaya. Neyse ya, 1,5 bizim için iyi. Bugün levhalara kadar galiba izleyecektik. Sonrasında bugün video izlemeli olduğu için salonda çalışmamız gerekiyor. Yarın deneme falan var. O yüzden odamda çalışacağım, merak etmeyin. Orada daha çok seviyorsunuz biliyorum. Ki mantıklı yani. Ben olsam ben de oradaki videoları izlemeyi daha çok severdim. Ama dediğim gibi bugün video izleyeceğiz ve o odada internet asla çekmiyor. Yükselticimiz de yok. O zaman böyle sorunlar. Şimdi ben gideyim, bari bir ortamı hazırlayayım. Bizim böyle bir motive etsin. Sumu koyalım böyle biraz. Sonrasında görüşürüz. Videomuzun ders çalışma kısmına hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi neler yapacağımızı ise şöyle bir özet geçeyim. Bu arada iPad'de de YouTube'u indiriyorum. Fizik videolarını izleyeceğim. Levhalara kadar Umut Öncül'den izliyorum. Soru çözeceğim biraz. Şu kitabı getirdim. Palmen'in AYT fiziğini getirdim. Bundan izlediğim konuların sorularını çözeceğim. Sonrasında da biraz matiki çözmem lazım. Yine projem olduğu için. Başka da planım yok. Bir de bir şey, 6'ya doğru bir dışarı çıkmam gerekecek. Çok uzun zamandır para biriktiriyorum şu YouTube için, daha iyi içerikler yapabilmek için, sizin için yani daha doğrusu. Şu an artık böyle biriktirdiklerim paraların meyvesi alma vakti geldi. MacBook sipariş etmeye gideceğim. Yani büyük ihtimal dükkanda olmayacak çünkü şu an depodan getirilecek. Bir iki güne o gelecek. Çok daha güzel editler öğreneceğim. Söz veriyorum buna, çok daha güzel videolar izleyeceksiniz. Haricinde çok yakın bir zamanda da kamera da alacağım. Kalitemiz de güzelleşecek. Yani çalışıyoruz dostlarım. O yüzden bir beğeni, bir aboneliği çok görmüyoruz. Hemen beğeniyoruz ve abone oluyoruz.
çabalarımız karşılıksız kalmasın. Şimdi YouTube indi bu arada. Başka da işim yok. Yani bu işim olmasa zaten asla dışarı çıkmam ki çıkmayacağım genel olarak da. Ama işte dediğim gibi bu olduğu için bugünlük bir böyle bir çıkacağım. Öyle. O zaman ben videomu açayım. Of, fizik çalışmak o kadar beni üşendiriyor ve o kadar sıkıyor ki aslında, ama yapacak da bir şeyim yok yani. Neyse, o zaman ben şimdi izleyerek başlayayım. Sonrasında size haberdar ederim zaten. Elektrik alanın videoları bitti, daha hani levhalara kadar izleyeyim diyorum bugün, ama yani tam biter mi bilmiyorum ama devam edeceğim potansiyel farkla. Şimdi hemen alan ve kuvvet bitmişken soru çözmeye başlayayım dedim. İki tane soru çözdüm. İkisi de doğru. Umarım az sonra zirvede bırakmam. Sinirlerim bozuluyor gerçekten fizik çözerken. Neyse, ben o zaman devam ediyorum. 24 soru çözdüm. Yani çözebiliyorum en azından birazcık. İki testi daha var bunun. Sonrasında ben şöyle düşünüyorum. Bugün potansiyel farkı 3 test varmış bu arada. Potansiyel farkı da izlemektense başka kitaplardan da aynı konuyu çözmeyi düşünüyorum. Çünkü oturmadan başka konuya geçersem zaten yine bir anlamı olmamış olacak. O yüzden büyük ihtimal bu bitince bu akşam 1B ile devam edeceğim. Şu an saat 3. Belki hani belki değil, hiç kesinlikle yetişmeyecek yani. Çünkü 5 gibi falan çıkmam lazım. Hatta 4 buçuk gibi yerimden kalkmam lazım. Akşam yemeği yapacağım. Salatalı yapacağım. Ablamla bana geldiğimde direkt yiyebilmem için onu işte çıkmadan yapmam lazım. Öyle. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Tahmini çok kolay. Kahve yapmaya gidiyoruz. Yani çünkü gerçekten kahvesiz ders çalışamıyorum. Ya kahve yapacağım ya da nar çayı. İkisi de olur yani. İkisi de çok iyi geliyor bana. Bilmiyorum, şu an bakacağız. Canım kahvemle yine mekandayız. Kalan 3 testimi çözeceğim. 4-5-6'm kalmış. Hatta 4'ün ilk 4 sorusunu çözdüm. Şimdi buna devam ediyorum. Artık elektrik alana geçti. Alanında biraz daha eğleniyorum, ne yalan söyleyeyim. Biz şu an ışık gelmiyor. Ha böyle. Şimdi dediğim gibi devam ediyorum canım kahvemle beraber. Sonrasında zaten saat gelir diye düşünüyorum. Akşam da 1B'ye devam ederim. Öyle. Keyifler yerinde. Fizik çözüyor olsak da. Her şey tek elle çok zor bu arada. Wow. Bu kız, geri kalanı ben kendim kontrol edeyim ama şuraya şey çizerken de göstereyim, güzel gözüküyor. Şimdi ben bu kitaptaki elektrik alan ve kuvveti tamamen bitirdim. Dediğim gibi akşam başka bir kitapla devam edeceğim. Şu an saat 3.30. Benim böyle hazırlanmam gereken saate 1 saatim var. Aslında tabii ki 1B'ye başlayabilirim ama ben biraz böyle gevşek çalıştığım için, yani genelde böyle izlediğiniz insanlar, aslında çok özeniyorum ama izlediğiniz insanlar başlıyor ve bitiriyor falan. Umarım benimkinden de keyif alıyorsunuz vloglarımdan, bilmiyorum. Biraz daha gevşek oluyor dediğim gibi. Ama şimdi gideceğim, dizi izleyeceğim bir bölüm. O bir saatimi öyle değerlendireceğim. Hem ara vermiş olacağım. Sonra dışarı çıkacağım. Eve geleceğim. Akşam tekrar burada tam görüşmüş olacağız.
Ne izleyeceğimi şu an bilmiyorum ama seçince size mutlaka söylerim. Videoda Always a Witch'in bir bölümünü izledim demiştim. Şimdi ikinci bölümünü açtım. Ama gerçekten de ben bu diziyi bitirmeyeceğime eminim. Yani şu an böyle birkaç bölüm öylesine izliyorum. Kimseye de önermem. Saçma yani. Konusu aslında güzel olabilirmiş de gibi ama bilmiyorum. Kız biraz saçma yani. Beğenmedim pek. Ben artık çıkıyorum. Üstüme böyle daha kalın bir şey giydim. Çünkü hava bir anda soğumuş anlamadığım bir şekilde. Bir de saçımı toplayacağım. Elime çok götürmeyeyim diye. Çünkü dışarıda o kadar şeye dokunuyoruz. Elimizi dezenfekte daha edemeden saçımıza götürmemiz de tehlikeli. Zaten bayağıdır da toplayasım vardı. Beni bir bunalttı çünkü saçım. Akşama da duş alacağım zaten büyük ihtimalle. O zaman ben gidiyorum. Ben eve geldim. Şimdi yemeğimi yiyeceğim. Şöyle salata yapmıştım evden çıkmadan. Bir şeyler izleyeceğim falan. Sonrasında biliyorsunuz zaten test çözmeye devam. Selamlar. Videonun sonuna doğru artık tipimiz iyice kaydı. Olsun. Şimdi ben kalan fizik, ya kalan değil aslında, o kitapta bitirmiştim ama hani akşam biraz daha çözeceğim demiştim ya size. Ona devam ediyorum. Birey B çözerim demiştim. Onu da getirdim bu arada ama bunu çözdüm. Yani eğitim vadisinin föylerinden çözüyorum. Çünkü böyle hani bayağı ferah ferah. O yüzden çözesim geliyor. Bir test çözdüm. Şimdi size haber vermeden önce bir 11 tane soru çözdüm. Toplam 39 tane falan soru var. Bunların hepsini işte bitireceğim. Sonra da artık günü kapatmam. Matiki de çözeceğiz. Sonra öyle gün kapatacağız. Bu arada MacBook sipariş edebildik. Aslında az daha edemiyorduk bu arada. Yani galiba olmayacaktı falan böyle bir uyundan döndü. Ama edebildik. Çarşamba gibi elimizde olacak. Daha da kaliteli. Yani ya da perşembe ama yüksek ihtimal çarşamba bence. Daha kaliteli editlerle. Yani geldiği gün gerçekten bir süre ona ayıracağım vaktimi ve edit öğreneceğim. Hafta sonu gibi kamerayı da alacağım. Çabalıyorum dostlarım. Gerçekten iyi olması için. Umarım yine de halinizden memnunsunuzdur ama. Şimdi dediğim gibi ben neyse fizikle devam edeyim. Sonrasında görüşürüz. Fiziğimi bir bardağımı kırıyordum. Tam bir Fenerbahçeliyim ama şu an bakın. Çok iyi ama takım hiç iyi değil. Neyse. Fiziği bitirdim. Artık beynim yok yani. Allah'tan yarına fizik yazmamıştım programda. Bir test eşitsizlik çözüyorum. Onu da çözmüş olmak için çözüyorum. Yoksa çok yorgunum. Sadece bir test dayanabileceğim zaten. Sonrasında artık günü bitiriyorum. Veda için yine görüşürüz. Son bir kahvemi de içtim bugünün. Yine iki kahve içtim. Asla akılamıyorum çok kahve içme konusunda. İkiyi buluyorum her zaman. Neyse çok güzeldi. O zaman artık videoyu kapatıyorum. Zaten buraya kadar kısmını editledim. Bunu da yapayım, kaydedeyim. Yarına bu da yetişmiş olsun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, aşağıdaki kırmızı butonuna kanalıma abone olmayı unutmayın. Yine söylüyorum, her gün 12.30'da benimle randevunuz var. Unutmayın. Görüşürüz.